Damaktaki Gelibolu'nun ikinci sezonundan herkese merhaba. Dünyanın yaşadığı sıkıntılar malum. Biz de bu sıkıntılardan dolayı projemize çok uzun süre bir ara vermek zorunda kaldık. Bu aradan sonra şimdi tekrar sizinle birlikteyiz. Değerli takipçilerimiz bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Sürekli yemek tarifleri ne zaman, projeye ne zaman devam ediyorsunuz şeklinde sorular geldi. Şimdi işte o gün projemizin ikinci sezonuyla karşınızdayız. Bugün Gelibolu mutfağının adeta prensesi diyebileceğimiz tavuklu Gelibolu mantısı yapıyoruz. Tavuklu Gelibolu mantısını bize Fatma Gül abla yapacak. Evet, Fatma Gül abla hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi bu yemek aslında çok aşamalı bir yemek. Birkaç farklı hazırlık aşaması var bildiğim kadarıyla. Bir ana malzememiz göce. Yani kırılmış buğdayın işlenmesiyle üretilen bir iç harç aslında. İlk önce göceyi hazırlamayı öğreneceğiz. Daha sonrasında evet, hamurun nasıl açılması gerektiği, mantıda nasıl kullanılması gerektiği, bunların hepsini Fatma Gül abla bize şimdi gösterecek. Evet, başlayalım. Evet, göstereceğim de Burak'cığım önce tavuğu haşlayalım. Tamam, uzun sürdüğü için önce tavuğu haşlayalım. Onu ben halledeyim o zaman. Gerçi göcemiz de biraz uzun sürüyor ama evet, o daha uzun sürüyor. Tamamdır. Kalçalı but kullanıyoruz. Evet. Bunun böyle haşlanmasını bekleyeceğiz. Mantımızın özelliği kırılmış buğdayımızı göce haline getirmemiz gerekiyor. Evet. Onu da başlayayım mı göstermeye? Tabii, başlayalım. Aslında biraz daha yakın çekebilirsek göce, yani kırık buğday şu şekilde bir yapısı var. Evet, şimdi başlayabiliriz. Şimdi abi, kırık buğdayımızı tepsimize böyle döküyoruz. Yani tahmini 2 bardak kadar. Evet, 2 su bardağı buğdayımız var. Üzerine de sütümüzü döküyoruz. Süt ne kadar derseniz, bu da 3 bardağa yakın olması gerekiyor. Buğdayın tam pişebilmesi için. Şöyle bir bu durum. Süt bu buğdaya ne yapacak peki? Ne için kullanıyoruz bunu? Bu pişirecek. Buğdayımızı pişireceğiz. Üzerine de biraz da tuz ekliyoruz. Buğdayın kabarması için mi? Kabarması ve göce haline gelmesi. Aslında bu kırık buğday göce diyoruz ya. Hı hı. Bunun göce haline gelebilmesi için. Ha, normalde kırık buğdayın ismi göce değil, sadece kırık, ha, buğday, kırık buğday. Bu yaptığımız işlem sonrasında göce oluyor. Göce oluyor. Anladım. Şimdi göce olacak. Bunu böyle fırına veriyoruz. Hı hı. Bu fırında kaç derece, ne kadar süre? 180 derecede herhalde bir 40-45 dakika sürer. Tamam. Fırın hazır. Fırımız hazırsa bunu hemen fırınımıza gönderelim. Ben kapağı açayım fırını. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Evet, bu fırınımızda 180 dereceye getirelim. O pişmeye devam Şimdi etsin. Şimdi o zaman hamuru hazırlayalım biz de bu arada. Şimdi hamurumuzu evet yoğuralım. Hamur kabımız. Buna da olması gereken, bu daha sonra göceye kullanılacak olan malzemelerimiz. Tamam. Şimdi hamurumuz içinde yumurtamız, yoğurdumuz, tuzumuz ve suyumuz. Bu kadar. Evet, şimdi önce unumuzu kasemize almakla başlayalım. Hamurumuza başlayalım. Beze yapmak da zor iş. Evet, mantı kıvamını bezesi tutturmak biraz evet, bazen sıkıntı olabiliyor. Yani özellikle bu mantıda. Çünkü hamuru ince olması gerekiyor bildiğim evet, kadarıyla. Evet, hamurun ince olması gerekiyor. Hamurun ne sert ne yumuşak kıvamı biraz, evet. Herkes kullanır mı bilmiyorum. Ben yoğurt kullanıyorum. Şöyle 1,5 kaşık kadar falan. Bir tane yumurtamız var. Çok az da bir tuz atıyoruz. Ben ya, suyu dökeyim istersen. Çok fazla tüketmeyeceğimiz tamam, için.
Evet, artık hamurumuz kıvam aldı. Bunu biraz şimdi dinlenmeye bırakalım. Ben sana bez vereyim bir tane abla. Lütfen. Bu dinlenmeye alalım. Tamam, şöyle arka tarafa. Yoğurdumuzu da kaldıralım. Evet Burak'cığım, şimdi göce olmuş haline aldık fırından. Çünkü daha önce kırık buğdaydı. Evet. Şimdi bunun birkaç aşaması var. Beklemesi gerekiyor. Soğuması, kuruması gerekiyor. Evet. Ben iki gün öncesi yaptığım göcemi alıp onunla başlamak istiyorum. Evet, mantığı o şekilde devam edeceğiz. Bu şekilde bunu elekten geçiriyorsunuz. Bunun biraz bu hale geliyor, sonra kurumuş hale geliyor. Ama elekten geçirip birkaç günde kurutmamız gerekiyor. O yüzden sadece göstermek için bugün tekrar yaptık. Şimdi tepside göceği pişirdik. Daha doğrusu süt taranası yaptık biz. Evet, süt taranası yaptık. Gene bu onun meşhurudur, bu süt taranası da birçok tarifte kullanılır. Evet. Şimdi pişirdik, dağıttık, kek gibi oldu zaten. Evet. Şimdi artık mantı için bunu hazırlamamız gerekli. Mantı iç harcı için yani, daha doğrusu. Evet, mantı iç harcı için bunu hazırlamamız gerekiyor. Bunu tekrar kabartacağız. Evet. Bir baş soğan alıyoruz. Hı-hı. Soğanımızı doğrayacağız, kavuracağız. Tamam. Şöyle. Ben de bu arada tavuğa bakayım. Şöyle küçük küçük de soğanımızı doğramamız gerekiyor. Zaten yarım soğan da yetiyor. Yağda mı kavuracağız bunu? Evet. Biraz yağda kavurursak iyi olacak. Ayçiçek yağı kullanıyoruz. Evet. Evet abla, soğanlar hazır. Salça şimdi ne yapıyoruz? Ne kadar koyacağız? Evet, bu salçanın da yarısını alalım. Yeterli mi? Yeterli. Tamamdır. Tamam. Salçasıyla da biraz kavrulsun. Salçanın çiğliği gittiği zaman göcemizi döküyoruz. Tamam. Zannedersem ki gitmiştir. Göcenin de birazını dökelim. Hepsini dökmeyelim. Yarısını dökelim mi? Yani yarısını dökelim. Evet, şimdi su mu ilave edeceğiz? Şimdi sıcak suyumuzu da ilave edelim. Su ne kadar? Su da bakalım üzerine çıktı çıkmadı o aralarda. Hani kabartacak kadar olması önemli olan. Biraz daha alalım. Yeterlidir. Bakayım. Evet. Yeterli mi? Şöyle birazcık daha alırsak. Tamam. Çünkü göcenin kabarması önemli olan burada. Hı hı. Şimdi bunu kaynatacak mıyız? Bu biraz kaynayacak. Pilav gibi pişireceğiz yani. Aynen, demlenecek. Tamam. Abla buğday suyunu çekmiş. Bir bak istersen bakalım. Sen de. Ha tamam. Tamam. Şimdi hemen biraz tuzunu atalım üzerine. Tuzunu bunun en son mu atıyorsun? En son atıyorum. Tuzunu ve karabiberini özellikle. Hı hı. Karabiberi daha erken atarsam sanki böyle acıtıyor göceği. En son atıyorum ki karabiber tadı kalsın. Anladım. Tamamdır. Bunu karıştırayım biraz. Şimdi soğutmak için başka bir kaba mı alacağız? Evet, bunu başka bir kaba alalım. Biz hamurumuzu açarken o da soğusun. Tamam, peki. Şimdi bu tabağa koyalım. Evet. Soğumaya bırakalım. Hepsini direkt döküyorum. Dök. Hamur açılana kadar o da zaten kıvam alır. Evet. Bu meşhur tavuklu mantının içi. Evet, iç harcı. İç harcı.
Evet, gördüğünüz gibi Gelibolu mutfağında aslında bir konar göçerlik yine var. Şimdi bu üründe şu ana kadar gördüğünüz gibi lüks bir malzeme yok. Köyde yetişen bir tavuk, un ve buğday kırıkları. Genel itibariyle damaktaki Gelibolu'da genel yemek tarifinin hepsinde gördüğümüz üzere hep böyle basit malzemelerle kolay yemekler yapmak üzerine kurulu bir mutfak. İleriki dönemde belki daha değişik malzemelerle, lüks malzemelerle yapılan yemekler de karşımıza çıkabilir ama bu, şu ana kadar geçen sezonda, bu sezonda gördüğünüz gibi hep böyle basit malzemelerle kolay yemekler yapıyoruz. Bu da işte toplumun hep göçebe yapısını bize işaret ediyor aslında. İç harcımızı hazırladık. Tavuğumuz hala kaynıyor. Şimdi sıra geldi hamura. Evet Burak, bakalım hamurumuz ne alemde? Evet, hamurumuz olmuş ablacığım. Tamamdır. Oklavamızı da alalım. Oklavan da özel oklava. Oklavam çok özeldir. Şimdi hamurumuzu açmak için şuraya biraz un dökelim. Evet ablacığım. Çok kıvamlı bir hamur. Maya falan kullanmıyoruz. Hayır, hayır. Sadece. Hiçbir şey kullanmıyoruz. Az evvelki kullandığımız yumurta, yoğurt, su. Alayım ben. Teşekkür ederim. Şöyle birazcık da unlayalım yine. Evet Burak'cığım, evet, hamurumuz açtık. Oldu. Yani kıvamı da şöyle, hani ne çok kalın, ne çok ince. Evet, normal Kayseri mantısı gibi kalın bir hamur değil. Değil. Yufka gibi de ince değil. Değil. Hı-hı. Ortası bir, zaten onu anlarsınız. Evet. Şimdi hamurumuzu keseceğiz. Göcemizi içine koyup kapatacağız. Şimdi Gelibolu mantının özelliği büyük olması. Kesiminin. Şöyle bir iri kesim yapıyoruz. Evet, şimdi göcemizi alalım. İçine göcemizi koyalım. Ha, bu arada tepsimizi de alalım. Burak'cığım, buna birazcık yağ. Şu yağımız da herhalde. Tamam. Çiçek yağıyla yağlıyoruz. Çiçek yağıyla da dibini yağlıyoruz. Geçelim göcemizi doldurmaya. İç harcı biraz fazla oluyor mantımızda. Bunlar piştikten sonra daha da şişiyorlar. Evet. Asıl lezzet burada zaten. Tavuk suyunu çekince çok güzel bir lezzet oluyor. Evet Burak'cığım, son harcımızı da koyduk. Sıra geldi katlamaya. Sıra geldi katlamaya. Evet. İç harcımızı arkaya alalım. Şöyle alıyoruz mantımızı. Ben becerebilecek miyim acaba? Yok, becerirsin. Çok da kolay. Şöyle alıyoruz. Evet, mantılarımız
Bir tepsimiz hazır. İstiyorsan abla bunu ilk önce fırına atalım. Atalım. Bunlar pişene kadar da diğer işlerimizi halledelim. Evet, öyle yapalım. Mantıyı fırına verdik. Evet. Şimdi bir tavuğumuz kaldı. Evet, tavuğumuzu da hazırlayalım. Tamam, tavuğumuz burada. Alalım. De ben bir temiz tabak vereyim sana. Lütfen. Tavuğumuz kalça kısmından evet, kalçalı oluyor but özellikle. Şeklinde. Derisini alıyoruz ama. Kara etli derler ya işte. Hele bir de köy tavuğu oldu mu? Aynen. Eyvah eyvah. Evet, tavuklarımızı temizledik. Temizledik. Şimdi fırına bakalım mı? 40 dakika falan geçti. Bakalım bakalım. Evet ablacığım, olmuş. Tamam. Pişmiş bulunuyor mantılarımız. Şöyle bir çıkartalım. Evet. Nar gibi de kızarmış. Fırından çıkarttık. Evet. Bunu şimdi soğumaya alıyoruz. Tamam. Tavaya dizmeden önce bizim bir sos daha yapmamız gerekiyor. Hı hı. Hani az evvel bir yarım soğan kullanmıştık ya, o yarım burada soğanın kalanını alalım. Tamam. Şimdi bundan üstü için tekrar sos yapıyoruz. Salçamızı da alalım. Burada. Tavamıza yağımızı koyalım. Hepsini kullanmayalım. Biz burada şimdi aslında bir porsiyonluk deniyoruz yemek tarifi olduğu için. Normalde bu tabii ki tepsilerce yapılır. Köyde de ben mesela anneannem çok yapardı bu tavuklu gelibolu mantısını. Köy fırınında pişirirdi. Tepsilerce böyle giderdik, kalabalık bir aileydik. O tamam, kıvam almaya başladı. Tamam. Bu arada biz tavamızı alalım, hı hı, mantılarımızı oraya dizelim. Tamam ablacığım, bu hazır. Bunu şimdi tavuk suyuyla pişireceğiz. Bunu tavuk suyuyla ama sos koyacağız içine biraz. Hmm. O kaşıkla mesela bir kaşık bu kadar tamam sos. Mı? Tamam, onu kapatalım. Kapattık. Tamam. O sostan şimdi biraz koyalım ona. Evet, sosunu koyduk. Şimdi direkt ocağa koyup üzerine tavuk suyunu mu ilave edeceğiz? Tavuk suyunu koyuyoruz. Tamam. Kaynamaya bırakıyoruz. Tavuk suyu ne kadar koymamız gerek? Üzerine çıkacak kadar bir görelim. Tamamdır. Çekerse tekrar ilave edeceğiz. Hı hı. Orta ateş mi yapıyoruz? Yani mümkünse orta ateş. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Hı hı. Daha sonrasında da üzerlerine tavukları koyacağız. Evet, biraz kaynadıktan sonra. Tabii, suyunu çekmiş olacak. Hı hı. O zaten biraz daha böyle büyüyor, kabarıyor. Hı hı. Üzerine de tavuklarını koyup yanına yoğurduyla birlikte sunumumuzu yapabiliriz. Tamam, o zaman senle şimdi artık bir yorgunluk kahvesi içelim. Evet, tamam. Çok da iyi olur. Evet, kahvemiz hazır. Hmm, çok da güzel görünüyor. Evet Burak'cığım, mantımız kaynadı olmak üzere. Suyunu da çekti biraz. Suyunu da çekti. Üzerine tavuklarımızı koyabiliriz. Tamam o zaman. Çünkü tam indirmeye yakın koyuyoruz ki evet, tavuklar da lezzetini katsın tekrar.
Şimdi mantımızı alalım servis için sıcak tabağımıza. Sıcak alalım. Ben de yanına yoğurdumuzu koyalım. Evet. Evet. Afiyet olsun. Bir tavuklu gelibolu mantısı benim en sevdiğim yemeklerden biri. Çok sabırsızlanıyorum o yüzden. Eline sağlık ablacığım, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Müthiş. Afiyet olsun. Damaktaki Gelibolu'nun ikinci sezonunun ilk bölümünde sizlerle birlikte tavuklu Gelibolu mantısı yaptık. Gelibolu mutfağının en önemli değerlerinden biri olan tavuklu Gelibolu mantısını bizlere Fatma Gül abla yaptı. Kendisine burada çok teşekkür ediyoruz. Bu ve bunun gibi tarifler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Damaktaki Gelibolu projesi Gelibolu mutfak kültürüne sahip çıkmaya ve bu kültürü geleceğe aktarmaya devam edecek.